Peki umarım öyle olur diyelim. Umarız öyle olur tabii. Ancak şimdi Netanyahu'dan bazı açıklamalar da gelmeye devam ederken özellikle zaten uluslararası toplumun da karşı olduğu işte o tek güvenli nokta olarak bildiğimiz Refah'taki Hamas'a bir saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Netanyahu Hamas'a yönelik bir saldırının olabileceğini açıkladı. Şimdi tabii askeri bir operasyonun başlamasıyla birlikte özellikle işte o Refah'taki Hamas'a nasıl bir sonuçla karşı karşıya kalacağız? Şimdi tabii neydi aslında İsrail'in amacı? Oradaki Filistinlileri tamamen Mısır'a sürmekti. Şimdi böyle bir şey gerçek olabilir mi? Çünkü Refah artık sığınacakları son nokta Filistinlilerin ve Refah'da bir saldırı ki görmüştük daha öncesinde. Ama şimdi daha da çetin bir saldırıyla karşı karşıya kalırsa Filistinliler Mısır'a yönelik bir geçiş olur mu? Tabii Mısır kapılarını açar mı? Bu da ayrı bir başlık. Neler söylersiniz efendim? Gazze'de toplam olarak 2 milyon 300 bin Filistinli yaşıyor. Bunların önemlice bir kısmı kuzeyden güneye sürüldüler. Tabii bu işte belirlenen hukuka göre tam soykırım suçunu oluşturuyor bir etnik grubun, bir ulusal grubun bulundukları mıntıkadan başka bir yere kendi iradeleri dışında zorla sürülmesi. Şu an işte Han Yunus ve Refah'ta büyükçe bir kısmı bu nüfusun 2 milyon 300 bin kişinin burada toplanmış durumda. Han Yunus'a belli aralıklarla İsrail kuvvetleri saldırı tertiplediler. Şimdi nüfusun neredeyse yarısı Refah kenti ve etrafında oluşturulan bölgelerde, çadırlarda ikamet ediyor. Hamas unsurlarını elimine etmek için buraya yönelik saldırı yapacağını İsrail 15-20 gündür tekrarlıyor. Fakat uluslararası baskılar karşısında bu konuda bir adım atabilmiş değil. Önümüzdeki günlerde çılgınlık yapıp böyle bir saldırı tertipleyebilir mi? Sivil halkın önemli ölçüde kaybına yol açacak bir saldırı tertipleme ihtimali güçlü. Ama bunun sonunda İsrail'de Siyonistlerin öngördüğü şekilde buradaki Filistinlilerin tamamının yahut da bir kısmının bölgeden uzaklaştırılıp Refah kapısından Sina'ya intikali bu mümkün olmayacak. Yani bu konuda en başta İsrail'in planları hayatın gerçekleri karşısında akamete uğradı. Önümüzdeki dönemde Refah'a bir saldırı yapılmış olsa bile ben buradaki Filistinlilerin Sina'ya sürülebileceği kanaatinde değilim. Esasen buna yönelik olarak bir taraftan diplomatik çabalar devam ediyor. Öbür taraftan da ara bölgede buradaki Filistinliler için bir konuşlanma mekanı, bir böyle ikamet bölgesi falan oluşturulmuş durumda. Ben Netanyahu hükümetinin bunu göze alamayacağı kanaatindeyim. Yani sınırlı ölçüde bir saldırı yapmış olsa bile tüm askeri gücünü kullanarak sivil halkı püskürtme ve Sina'ya sürme projesi önümüzdeki dönemde gerçekleşmeyecek. Bunun mümkün olmayacak kanaatindeyim. Şu an itibariyle İsrail'de en aşırı, en sağcı siyasi hükümet bu yönde açıklamalar yapmış olsa da ben bundan sonraki aşamada İhtilafın biraz daha uzlaşı tarafının öne çıkacağını düşünüyorum. İşte bu noktada Gazze'nin tamamen böyle Hamas'ın kontrolü dışına çıkarılması, burada Mahmut Abbas idaresinin tesis edilmesi yahut geçici bir yönetim kurulması, burada Arap barış gücü oluşturulması veya Birleşmiş Milletler'in görev üstlenmesi gibi seçenekler gündemde. Türkiye'de garantörlük teklifini ortaya koydu. Şimdi tabii garantörlük olabilmesi için biraz daha alınması gereken mesafe var. Mesela Kıbrıs'ı hatırlayalım. Bir anlaşma, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kuran 1960 tarihli Londra-Zürih anlaşmalarının temelinde bir garantörlük tesis edilmişti Türkiye bakımından ve Yunanistan, İngiltere bakımından böyle bir mekanizma kurulmuştu. Burada da garantörlükten önce bir barış konferansı tertiplenmesi ve tarafların bundan sonra ihtilafın, anlaşmazlığın ne yöne gideceği konusunda mutabakat sağlamaları lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.